değil mi? Geçenlerde bir delikanlı, hocam ben evlenmek istiyorum diyor. Evet hocam, inşallah. Ondan sonra, bana dua etsinler. Ulan dedim kerata, İttihat İslam Türkistan Birliği'ni istiyor musun, anlatıyor musun? Önce ne, nasıl diyeceksin, diyeceksin ya, hocam diyeceksin, ben İttihat İslam Türkistan Birliği'ni canı gönülden destekliyorum, savunuyorum. Ama İslam'ı, Kur'an'ı savunurken evli olarak savunmuş olsam daha faydalı olacağımı umuyorum. Benim için hayırlı olur mu? Hayırlıysa, dua edin derse bu olur. Evet inşallah. Öyle diyebilir. İnşallah. Ama işte ben darlandım. Evlenmek istiyorum, dua edin. Yani bu çok gıcık diyorsun. İnşallah. Müslüman genç kıza gideceksin, diyeceksin ki ben darlandım, evlenmek istiyorum. O da senin suratına tükürür. Ne biçim laf lan bu? Yani Müslüman bir kadın ne arayacaktı sende? Allah'ın rızasının en çoğu var mı yok mu, ona bakacaktır, değil mi? İnşallah. Muttaki bir kadın zaten. Bakacak, soracaksa sen ne iş yaparsın, ne yapıyorsun? İşte evlenmek istiyorum. Lan tamam, evlenmek istiyorsun da nedir özelliği? Ben canımı malımı Allah'a sattım. Gece gündüz Allah'ın dinini yaymak için gayret ediyorum diyebiliyor musun? Bu var mı? Bunu bir duyalım. Allah bana Mehdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göstersin diyor musun? Bu var mı? Bunu bir duyalım. İnşallah, diyecektir. İnşallah. Ve o genç kız en takva kişiyi aramakla mükelleftir. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında olsa sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın ne yapardı? Peygamberimizi seçerdi. Çünkü evlilik karşıdaki adamı rahatlatması için evlenmez bir genç kız. O çok aşağılayıcı, hakarettir bir genç kız o. Yani çok kızdırıcı, genç kız onun yüzüne tükürür öyle bir şey duysa. İnşallah. Çok çok kızdırıcı. O rahatlamak istiyorsa, kendi kafasına göre düşünüyordu ve bu yanlıştır. Bu ilkel bir usluktur ve hakaret dolu bir sözdür, çirkin bir sözdür. Çünkü bir Müslüman bir kadın görevi adamı rahatlatmak değil, takva birisiyle Allah'ın rızasını en çok bulduğu bir insanla sonsuza kadar beraber olup dünyada da Allah'ın rızasını kazanabilmek için en yüksek vazifeyi yapabilecek kapasiteyi elde etmektir. İnşallah. Yani bir genç kız düşünür, diyor ki ya ben Allah'ın rızasını en çok nasıl kazanabilirim? Nasıl bir evlilik yapayım ki Allah'ın rızasını en çok kazanayım diyecektir. Mesela sahabeler devrinde ne yapıyor kadınlar? Düşünüyor bir genç kız. Ben diyor Allah'ın dinine en iyi nasıl hizmet edebilirim? Dünyada ve ahirette Allah'ın rızasını en çok nasıl kazanabilirim? Eşi olarak kim var? Resulullah var. En takva o. En güzel ahlaklı o. En iyi cihat yapabileceği, Allah'ın dinine yayabileceği kişi o. İniyor onu bıraksın. İnşallah. İnşallah. Adam bir başka da çıkıyor, diyor ki ben rahatlamak istiyorum diyor. Rahatlamak istiyorsan buz yut. Yani bir Müslüman kadını böyle bir usul kullanılmaz. Çok çirkindir. Müslüman kadının görevi Allah'ın rızasını kazanmak ama en çoğunu kazanmaktır. Bir Müslüman gencinin görevi Allah'ın rızasını kazanmak, en çoğunu kazanmaktır. Kimse kimsenin hizmetçisi konumunda olmaz o anlamda. Yani onun rahatlatıcısı konumunda olmaz. Bunu bilecektir. İnşallah. Yani kadını bu ucuz görme kafasından oluyor. Basit ve sıradan görme kafasından oluyor. İnşallah. Bastırırsın parayı, alırsın kafasında. İşte ne istiyorsun? Al sana mehir, gel. Böyle bir şeye takva bir Müslüman kadın gitmez. Müslüman kadın ne yarar? Aynı Resulullah zamanında nasıl Resulullah'ı seçiyorsa, en takva insanı arar ve onunla evlenmek, onunla Allah'ın dinine hizmet etmek azminde bulunur. Ne paranın peşindedir, ne pulun, ne zenginliğin, ne köşe dönmenin, ne eğlencenin, ne rahatın, ne yemenin, içmenin, ne gençliğin, ne şunu, ne bu, ne anasını babasını oner edecek bir
eğlendirici yönün. Onun tek amacı Allah'ın rızasının en çoğunu aramaktır. Allah'ın rızasının en çoğunu nerede bulursa gider ondan evlenir. Öbür adamlar da o kafasından vazgeçmediği müddetçe yanlış yolda olduğunu görecektir. İnşallah. Yani Müslüman bir kadın Allah'ın ruhunu taşıyor. Muttaki bir insan kısa bir dönem imtihana gelmiş buraya. Çünkü cennet katrilyonlarca sene demeyle bitmiyor. Bak diyorsun katrilyon çarpı katrilyon diyerek katrilyonlarca sene vakit geçirse bir insan yine cennetteki hayatı vaktini tayin edemiyor. Bak, bütün ömrü boyunca katrilyon çarpı katrilyon diyor. Buna rağmen cennetteki hayatın daha başlangıcını bile ifade etmiş olamaz. Yani bunu demesine rağmen daha bak başlangıcını diyemiyor. Daha sıfır hükmündedir yani. Daha hiçbir şey söylememiş oluyor. Cennet hayatı o kadar uzun. Bir kadın niçin kendini öyle bir belanın içerisine soksun? Allah'ın rızasını niye öyle basit, iğrenç bir şeye tercih etsin? Aşağılayıcı bir şeye tercih etsin? O yüzden Müslüman bir erkek en çok hedefleyeceği şey Allah'ın rızasının en çoğunu aramaktır. Allah'ın rızasını en çoğunu ararken Allah onu nereye götürürse o ona razıdır. Hazreti Süleyman ne yapıyor? Hazreti Musa ne yapıyor? Aynısını yapacak. Hazreti Musa ne yaptı? Ağacın altına çekildi. Ya Rabbi dedi, vereceğin her hayra muhtacım. Bu kadar. Allah'ın rızasının en çoğunu arıyordu. Ne gelirse kısmetine. Özel olarak evlilik hedefleyen, özel olarak keyfini, zevkini hedefleyen hiçbir tavrı yoktu. Baksın da peygamberlerin hayatında nerede keyfini, zevkini, çıkarını hedefleyen bir çalışma olmuş. Allah nimeti onların yanına getirmiş. Onlar nimetin yanına hiç gitmemişler. Evlilik onların yanına gelmiş. Onlar evliliğin yanına gitmemişler. Onları seven kadınlar onun yanına gelmiş. Onların yanına gelmişler. Onlar kadınların yanına gitmemişler. Onlar mal mülkünün yanına gitmemişler. Mal mülkü onlara gelmiş. Onlar dünyadan kaçmış, dünya onları kovalamış. Kovalamış demeyeyim de Allah affetsin. Dünya onların peşinden gelmiş. Hep onlar dünyadan kaçmışlar. Ama Allah hep onlara nimet, güzellik ve hayır nasip etmiş. Onun için Müslüman tek arayacağı şey Allah'ın rızasının en çoğudur. Onu ararken Allah ona her türlü nimeti ve güzelliği verir. Ama hedefi o olmaz. Dolayısıyla tek tek öyle hedef olan bir çalışması Müslümanın olamaz. İşte evleneyim, köşe döneyim, yiyeyim, içeyim, keyfime bakayım. Böyle bir şey olmaz. Müslümanın kalbi neyle ferahlar? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur diyor Allah ayette. Bitti. Müslümanın felah bulacağı budur. Allah'ın zikriyle felah bulur. Allah'ın zikreden insan kalbinde ferahlık duyar. Buna rağmen kalbi ferahlamıyorsa kalıp kalıp buz yutarsın. O seni rahatlatır. Başka ne diyeyim yani? Çok kızdırıcı bir üslup bu. Çok rahatsız edici bir üslup. Ya Müslüman bir kadına söylenecek bir söz değil. Yani rahatlamak amacıyla kadınla evlenmek istiyorum demek Müslüman belki ağzına alacağı bir söz değildir. Müslümanın bir tane hedefi var. Başka sıfır hedefi vardır. Hiç başka hedefi yoktur. Allah'ın rızasının en çoğunu aramak. Bak Allah'ın rızasını aramak değil. Allah'ın rızasının en çoğunu aramak. Çünkü ondan oyun oynayabilir bir insan. Mesela bak Cübbeli diyor ki ben diyor sürekli geziyorum, seyahat ediyorum diyor. Müslümanlar birbirini kırıp geçiriyor, mahvediyorlar Müslümanları. Dünya her cümerç içerisinde açlıktan Somali'de orada burada insanlar mahvediyor. Çocuklar bir dilim ekmek olmadığı için canını veriyorlar. Sen gezmeden bahsediyorsun. Diyor ki Kur'an'da ayet var, gezin dünyayı diyor. Gezeceksin de acil olanı önce yapacaksın. Allah'ın rızasının en çoğu hangisiyse önce onu yapacaksın. Adamlar ölürken gezin mi diyor Allah sana? Müslümanlar zelil ve perişan haldeyken gez mi diyor Allah sana? Her şeyin bir zemini ve sırası vardır. Allah'ın rızası en çok neydeyse ona göre hareket edilir. Allah'ın rızasının en çoğunu aramak kilit konudur. Hayatidir. Mesela diyor ki ben
Allah'ın rızası var diyor. Bir ev sahibi olmam lazım. Kur'an'da evlerden bahsediliyor diyor. Evlenmem lazım. Seyahate gitmem lazım. İşte zengin olmam lazım. Tamam. Sen ama peki sıralamayı neye göre yapıyorsun sen? Bunlarda Allah'ın rızası var. Allah'ın rızasının en çoğunu arıyor musun sen? Yok aramıyorum diyor. O zaman Allah'ın rızasını terk etmiş olursun sen. Allah'ın rızasının aranmasındaki yöntem tektir. Allah'ın rızasının en çoğunu arama. Mesela en çok sevabı istemiyor mu insanlar? Mesela diyor ki 1000 sevap vardır, 5000 sevap vardır. Az sevap isteyen oluyor mu? Olmaz. En çok sevap istiyor Müslüman değil mi? Allah'ın rızasını da en çoğunu istemek mükelleftir. İnşallah. Allah'ın rızasında az istersen Allah'ın rızasının tamamı red anlamına gelir. Yani mesela Allah'ın rızasının 1000 rızası var, bir şeyde bir tane rızası var. Sen hangisini tercih edersin? 1000 rızayı tercih edersin. Ben 1 rızayı tercih ediyorum diyorsa puttur o. Allah diyor ki o zaman putlarına verdiklerini Allah'a verdikleriyle beraber kılarım diyor Allah. Yani tamam putlarına gider diyor Allah. Tamamını Allah'a verecek. İnşallah. Allah'ın rızasının tamamını Allah'tan isteyecek. Ve en çoğunu isteyecek.